Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TET AYT Geometri Soru Kitabı'nda Yamuk konusundaki 5. testin çözümünü yapacağız. Testimizi pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD dik yamuk ve paralellikler verilmiş. Şimdi burada bir eşitlik var. Eşitlik olduğunda ne geliyor aklımıza? Orta taban. Hemen orta tabanı çizelim. Bunlar 8 8 oldu. Orta taban olduğu için paralel. Dolayısıyla bunlar da 90 derece. 8 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgenler 15 yaptı burası. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Ve aynı zamanda bakın şu tanıdık bir şeydi. Bu neydi? Orta taban çarpı yükseklikte. Yani orta taban çarpı yükseklikte bize neyi veriyor? Alanı veriyor. Orta taban kaç? 15 çarpı. Yükseklik kaç? 16. 15 çarpı 16 kaç yapıyor arkadaşlar? Şu e, 160, 80, 240 galiba 240 yapıyor. Önce 10 ile çarptım sonra 5 ile çarptım sonra topladım o şekilde yapıverdim. Neyse birinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Bir ikiz kenar yamuk için aşağıdakiler bilinmektedir. İkiz kenar uzunlukları 18 birimdir ve kenarları yarıçapı 6 birim olan bir çembere teğettir. Hemen onu çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik. Evet ikiz kenar uzunlukları ikiz kenar yamuk şöyle. Bu ikiz kenar yamuk bir şeyse. E, biz bunu çemberde anlatıyoruz arkadaşlar. Çemberde konu anlatımında da var. Eğer bir ikiz kenar yamuk teğetler dörtgeni ise şunlar birbirine eşittir. Bakın Şunlar birbirine eşittir. Aynı zamanda şunlar da birbirine eşittir. E bunlar birbirine eşitse şu t t uzunluklarının eşit olmasından dolayı burası da eşittir. Burası da eşittir. Aynı şekilde şurası da şurası da eşit midir? Evet. E ben buraya x dersem burası da x burası da x. Buraya 18 eksi x kaldı. O zaman burası da 18 x. E o zaman burası da 18 eksi x mi yaptı? Evet. E yamuğun alanı isteniyor. Bu arada e, şu merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik yapacak olursak eğer arkadaşım. Bu yarı çap 6 yarı çap 6 yükseklikte kaç olmuş oluyor? 12 olmuş oluyor. Alt taban 36 2x. 36 eksi 2x artı üst taban 2x. Yamuğun alan formülünü uyguluyorum. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik böl 2 bize alanı verir. E hocam 2x'ler gitti. O zaman bu kaç yaptı? Şunda da şu sadeleşince 6 yaptı. 6 ile 36'ın çarpımı. O da kaç yapıyor? 216 mı yapıyor? Evet 216 yapar arkadaşlar cevabımız böylelikle. Evet ikinci soru denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi burada bir açı verilmiş. Burası CBA açısı alfa iken ADC açısı 2 alfa verilmiş. Açılar işin içine girince ve kenar uzunlukları işin içine girince ne yapıyorduk? Paraya kenar oluşturuyorduk. Hemen paraya kenarımızı oluşturalım. Hop şöyle paraya kenar oluşturunca. Hocam y iken burası da y. X iken burası da x mi? X. Ee, burası 2 alfaysa o zaman karşılıklı açılar birbirine eşit ya paraya kenarda. Burası da 2 alfadır. E hocam burada 2 iç açı bir dış açı olacağından buradaki açıdan olmak zorunda alfa derece olmak zorunda. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani şu parçalar şu parça eşit oldu. Dolayısıyla burası da x oldu. E madem burası x oldu bizden ne isteniyor? AB isteniyor. AB'ye bakacak olursanız arkadaşlar şu uzunluk x artı y'ye eşit oldu. Dolayısıyla 3. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 4. soruya. Şimdi ikizkenar kenar yamuk verilmiş. x kenar yamukta 2 tane tekniğimiz vardı. Ya şu dikmeleri çizecektik ki burası 15 ise burası da 15. Sen bu dikmeyi çizince ne çıkıyor karşına? 15, 75, 90, çıkıyor. Gittiğimiz yol yol değil. E diğer köşegeni çizelim o zaman. Diğer köşegeni çizdiğimiz zaman köşegenler neydi? Birbirine eşitti. Hocam şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Yani bu köşegen x ise diğer köşegen de x'tir. E ikiz kenardan dolayı burası da 15 oldu. 15, 15 iki iç açının toplam bir dış açıdan burası da 30 oldu. Ya alanı verilmiş. Herhangi bir dörtgende köşegenler belli ve arasındaki açı belliyse alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 eşittir. 90 derece olduğunda köşegenler çarpımının yarısı oluyor. E hocam burası x burası da x olduğuna göre x çarpı x çarpı sinüs 30 bölü 2 neye eşit olacakmış? 144'e eşit olacakmış. E o zaman buradan sinüs 30 1 bölü 2 ise hocam burası 1 bölü 4 yaptı 4 ile karşı tarafı çarpıyorum. x kare eşittir 4 çarpı 144. Karekökünü alacak olursam o da 2 çarpı 12 yapar o da kaç yapar? 24 yapar. Dolayısıyla dördüncü sorunun doğru cevabı denizli oldu. Geldik beşinci soruya. İkiz kenar yamuk. Ya köşegen çizeceğiz ya şu dikmeler. Şu dikmeler bakalım çizelim. İlk önce ben o dikmeleri çiziyorum. Siz de tabii ki onu yaparsınız. O dikmeler genelde daha mantıklı oluyor. Şöyle dikmeleri çizince. Hocam 5 yukarısı burası da 5. E bunun tamamı kaçtı? 11'di. Şu parçalar da birbirine eşit olduğuna göre şu ikisine 6 kaldı. E o zaman bu ikisi 6 ise bunlar 3, 3 yaptı. E sonra şu 17'yi kullanalım. Hocam burada 17'ye ait bir dik üçgen direkt var. Yani buradaki dik üçgene bakacak olursak bir kenar 17 hipotenüs 17 şu kenar kaç 8 8 17 ne üçgeni 8 15 17'den 15 çıkar burası ABC'de yamuğun alan isteniyor alt taban artı üst taban 11 artı 5 çarp yükseklik yükseklikte 15 böl 2 alana eşittir hocam 2 ile 16 sadeleşti 8 yaptı 8 ile de 15'in çarpımı kaç yaptı 120 yaptı Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Şöyle, şöyle bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Hop şöyle geri getirdik bunu. Evet burası 4, burası 90, burası da 8. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 4'te 4 ise 4, 8 ise 8. Üst üste binen açılar birbirine eşit. 90'sa 90 ise 90'ı yapıştırdık. Ve aynı zamanda üst üste binen açılar da birbirine eşitti. Şimdi karşılıklı kenarları birbirine paralel yani karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerde Genelde paralel kenar ve yamukta karşımıza çıkıyordu. Açıortaylık gördüğümüzde Z'ye dikkat edin diyorduk. Hocam bakın şöyle bir Z kuralı var. Z'den dolayı burası çizgi yaptı. A ne çıktı burada? Bir ikiz kenar çıktı. Yani şu parçayla şu parça eşit oldu. A dersek burası da artı 4 mu oldu? Evet A artı 4 kenar artı 4 olur. E burası da 90 derece. Pisagor. Yani A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesinden. İşlem 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 yapacak olursak A'yı buluruz. A buradan hatta hissedecek olursak 6, 8, 13 genden 6 çıkıyor? Evet. Evet bize ne soruluyor? Yeşil boyalı bölgenin çevresi kaçtır diye soruluyor. Yani bizden 6, 8 ve 10'un toplamı isteniyor. O da kaç yapar gençler? 24 yapar. Evet 6. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 7. soruya. Evet kırmızı boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alanının 2 katıdır. Buna göre EFX nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi Arkadaşlar 4 var, 20 var. Buradaki alanlarla da ilgili bir şey verilmiş. Şimdi aslında şöyle yapabiliriz. Ee, yüksek, yüksekler yükseklikler oranını bulup ona göre bir hamle yapabiliriz. Ya normalde şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan yükseklik çizip bunun yüksekliğine A, bunun yüksekliğine B deyip alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 e, buradan ama iki tane bilinmeyen karşımıza çıkacak değil mi? Maalesef bir sıkıntı. Bazı bunun bazı tür sorularında bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ama bu burada yedi mi yemedi. O zaman ne yapıyoruz? E, hocam paraya kenar oluştursak, paraya kenar oluştursan ama A ile 2A'yı biliyorsun. Nasıl böldüğünü bilmiyorsun. Bütünsel lazım. Bütünsel lazım olduğu için bunu yukarı doğru tamamlamak burada en mantıklı harekettir. Genelde yapmıyoruz ama yaptığımız zamanlarda oluyor. Evet şimdi şöyle bakacak olursak arkadaşım şu paralelliğe bakacak olursanız 4 bölü 20. 4 bölü 20 dediğimiz 1 bölü 5. 1 bölü 5'e alanlara bakalım. 1 bölü 5'in karesi nedir? 1 bölü 25'tir. Yani burası B iken tamamı 25 B'dir. O zaman 3 A'ya ne kaldı arkadaşlar? 3 A'ya o zaman ne kalıyor? Çünkü burası 3 A. B iken tamamı 25 B. Buraya 24 B kaldı. 3 A 24 B yaptı. A'yı da buradan 8 B olarak buluruz. Evet A'yı 8 B bulduysak olay bitti. Niye? Şimdi şu paralelliğe bakacak olursanız eğer 4 bölü x benzerlik alan ilişkisini yine uygulayalım. 4 bölü x'in karesi neye eşittir? Alanlar oranına eşittir. Evet 4 bölü x'in karesi alanlar oranı. B bölü 8 b değil dikkat. B bölü tamamı 9 b'ye eşittir. B bölü 9 b'ye eşit olacaktır. E o zaman buradan 16 bölü Direkt kare kökünü alacak olursak ya da kare kökünü aldığımızda 4 bölü x bu da 1 bölü 3 yaptı. O zaman x de buradan kaç yaptı? 12 yaptı. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevap böylelikle denizli oldu. Evet görüyorsunuz bütünsel lazım olabiliyor. Bazen yukarı doğru tamamlamada yapabiliyoruz. Dikkat edin lütfen. Geldik bir sonraki soruya. Aç ortaylar nasıl kesişir? Dik ve orta taban üzerinde kesişir. 6, 8, 10 ve orta taban çizgisi. Bu da eşit tabii ki e, paralel olduğundan dolayı ort tabanıdır burası da aynı zamanda. E, bunlar 5 5 yaptı. Hatta burası muhteşem üstten dolayı 5 yaptı. ABCD yamuğunun alanı nedir diye soruluyor şimdi bize. Şimdi gençler dikkat. Ben burada neyi bulmalıyım? Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Aynı zamanda bu bizim orta taban değil mi? A artı C bölü 2. Aynı zamanda alan neye eşittir? Orta taban çarpı yüksekliğe eşittir. E orta taban belli. Yüksekliği bulacağız. Hocam bu yüksekliği nasıl bulabiliriz? E, burada şu yüksekliği bulmak için hamle yapacağım. Hiçbir şekilde bulamam gibi duruyor. O zaman bu dik üçgene yoğunlaşacağım. Bu dik üçgende dikkat. Şurada açı ortay var ya kollar açılan dikmeler yapsak. Hocam şurası 90 burası da 90 desek. Şunlar birbirine eşit mi? Evet. E hocam açı ortayda kollar açılan dikmeler burada da eşit. Şöyle. a, ben burada karşı bulursam burası ne yapıyor? 2 h yapıyor arkadaşım. Yani ben buraya x diyeyim hatta. X dersem h karışmasın buradaki. Yüksekliğimiz 2x yapıyor arkadaşlar. E o zaman 6, 8, 13 üçgeninde x'i bulalım. x'i nasıl bulacağız? Şurada bulayım istersen. x'i şöyle bulabiliriz. Hocam bütün kenarlar belli bir tek hipotenüse ait yükseklik eksikse üçgende alan formülünden gidiyorduk. Öklitten de bulabilirsin ama üçgende alan daha mantıklı. Evet şu üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı kardeşim nedir? E hocam 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 6 çarpı 8 bölü 2 aynı zamanda 10 çarpı x bölü 2 eşittir. 10 çarpı x bölü 2 eşittir. Böylelikle x'i kaç buluruz arkadaşım? Böylelikle 4,8 diye buluruz. E o zaman alanda orta taban çarpı yüksekliği eşitti. Orta tabanımız kaç? Orta taban 5, 5 daha 10. 10 çarpı yüksekliğimizde 2x. Yani 9,6 yapacağından cevabımız böylelikle 96 çıkar sevgili dostum. 8. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 9'a. Hmm. Şu çözüm biraz şey oldu. 9'a çözecek yer kalmadı. Bunu direkt yukarıya doğru atayım arkadaşım. Evet. Şöyle yukarı doğru attım. Biraz küçülteyim istersen? Yok, şöyle. Biraz küçülteyim. Heh. Şu çözüm şurada kalsın tamam mı? Evet. Böyle ne bulduk? 96 mı bulduk? Şu 96'yı da şöyle işaretleyelim. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Yani 9. soruya. AB kenarı CD kenarına paralel olan ABCD yamuğunun BC ve D köşelerindeki iç açılarının ölçüleri A köşesindeki iç açının ölçüsünün sırasıyla 5x ve y'ye kattır. Hmm. Hemen bir yamuk çizelim arkadaşım şöyle. Bir yamuk çizdim. Evet. A, B, C ve D yamuğunu çizdim. Evet. AB kenarı CD kenarına paralel olan bir yamukta. Şimdi diyor ki BC ve D köşelerinin iç açılarının ölçüleri A köşesinin A köşesine ben bir alfa dersem İç açısının ölçüsünün sırasıyla 5 katı. Evet B burası 5 alfaymış. Sonra x katı C'deki x çarpı alfaymış burası. Sonra öbürü de x çarpı y çarpı alfaymış burası da. Y çarpı alfaya eşitmiş. Hmm. Şimdi gençler burada bir denklem var aslında. Şu ikisinin toplamı da 180 bu ikisinin toplamı da 180 değil mi? Evet. E o zaman x alfa artı alfa artı y çarpı alfa eşittir 180. Aynı zamanda 5 alfa artı x çarpı alfa eşittir 180. E hocam bunların her ikisi de 180. E bunları birbirine eşitleyecek olursak eşitleyelim bakalım. Alfa artı y alfa eşittir 5 alfa artı x alfa olduğundan dolayı e buradan şunu bu tarafa attık bunu bu tarafa attık. Y eksi y y alfa eksi x alfa eşittir 4 alfa yaptı. Hatta alfa parantezini aldığımızda alfalar sadeleşince y eksi x de 4'e eşit oldu. Y değeri x değerinden kaç fazladır diye soruluyor zaten bizden. O da 4 fazlası çıktı arkadaşlar. Kendiliğinden işlem yapınca çıktı. Yani 9. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 10. soruya. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar ikiz kenarlıkla ilgili işlem yaparken tabana ait yüksekliği ile ilgili sonuca ulaşamıyorsanız ki burada ulaşamayacağız büyük ihtimalle sadece tabanı keş parçaya böldüğünü söyleyebiliriz. Daha fazla bir özel durum çıkmadı. O zaman ne yapacağız? Açılara dalacağız. Alfa alfa diyelim. Hocam burası alfa alfa ise burası nedir? 180 eksi 2 alfadır. E hocam burası 180 eksi 2 alfaysa burası 180'e tamamlayan açısı 2 alfadır. E burası 2 alfa ise de o zaman 180'den 2 alfa çıkartıp 2'ye böldüğün zaman bunlar da 90 eksi alfa 90 eksi alfa mı geliyor? Evet. Alfa ile 90 eksi alfanın toplamı 90 yaptı. O zaman buraya da 90 derece kaldı. E o zaman burası 90 derece çıktı mı çıktı. E o zaman bu üçgenin alanı nedir? Dik üçgen olduğu için 4 kök 3 çarpı 6 kök 3 bölü 2 eşittir. O zaman bu da kaç yapıyor? 12 boyalı üçgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Evet bu 12 çarpı 3'ten kaça eşit oluyor o zaman? 36'ya eşit oluyor. 10. sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 11. soruya. Bir marangoz yan kenar uzunlukları A birim tabanı B birim olan yukarıdaki yamuk biçimindeki suntalardan 6 eş parça kesip birleştirerek aşağıdaki düzgün altıgen fotoğraf çevresini oluşturuyormuş. Arkadaşlar bu taban açıları birbirinin aynısı mı? Aynısı. Burası da aynısı mı? Aynısı. E alfa alfa dediğimiz hatta ne yapmış oldu o zaman? 2 alfa düzgün altıgen ya 120 olduğundan bunlar da 60'ar er derece olmuş oldu. O zaman ben bunlara direkt 60'ar er derece diyebilirim. 60, 60, 60 ve 60 oldu burası. Sonra buna göre fotoğraf konacak bölgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar buradaki açıları biz 60'ar er derece bulduk mu bulduk. Ne yapalım? Şuradan bir dik çizelim. Buradan da bir dik çizelim. X kenar şu dikmeler önemliydi. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2. Burası da A bölü 2. Toplamda şu ikisi A yaptı. O zaman tamam B'di. B'den A çıkınca burası da B-A yaptı. Yukarısında B-A yaptım yaptı. Yani şurayı ben ne buldum o zaman? B-A buldum. Üst tabanını kısa, kısa kenarını alt taban ve üst tabandan kısa kenarını B-A buldum. E, B-A'dan fotoğraf konulacak yerin çevresi ne yapıyor o zaman? B-A'nın kaç katı yapmış oluyor? 6 katı yapmış oluyor. O zaman cevabımız böylelikle 6 çarpı B-A'dan 6 B-6 A yapar. Evet gençler böylelikle beşin, alt 5. testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda neye başlıyoruz? Deltoid'in sorularına başlıyoruz. Bir sonraki videoda 6. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.